Merhabalar, ben Oğuz. Bugün Devil May Cry serisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Dante'nin hayatıyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanala abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Dante, İblis Sparta ve insan olan Eva'nın ikinci oğluydu. Annesini öldürenlerin ve kardeşini yoldan çıkartanların peşindeydi. Paranormal bir paralı asker, özel dedektif ve kanunsuz bir iblis avcısıydı. Dante, ikiz kardeşi, annesi ve babasıyla beraber Redgrave şehri yakınlarındaki uzak bir evde yaşıyordu. Daha küçük bir çocukken babası tarafından eğitilmeye başlandı. Ama babasının iblis olduğu hakkında en küçük bir farkındalığı bile yoktu. 8. yaş gününde annesi ona bir kolyenin yarısını verdi. Diğer yarısı da kardeşindeydi. En sonunda babaları bilinmeyen bir şekilde öldü. Anneleri ikizlere tek başına bakmak zorunda kaldı. Bir süre sonra iblisler tarafından saldırıya uğradılar ve anneleri de öldürüldü. Hem Virgil hem de Dante hayatta kalsa da ikizler ayrıldı. Dante ayrı kalan kardeşinin de öldüğüne inandı. Annesinin son arzusunu yerine getirdi ve iblislerden saklanmak için yeni bir kimliğe büründü. Artık onun adı Anthony'ydi. Kaç yıl sonra Dante Morris adasında annesi gibi davranan bir kadınla yaşıyordu. Bu da Ernest adında genç bir çocukla arkadaş oldu. Ama Dante buraya bir iblis saldırmasından dolayı annesiyle beraber, yani ona annesi gibi davranan kişiyle beraber oradan ayrılmak zorunda kaldı. Adada olan olaylardan yıllar geçtikten sonra Dante bir paralı asker oldu ve Bobby Seller adında bir yeraltı barına gitti. Bu da Dante ismini kullanmıyordu, Tony ismini kullanıyordu. Bu da kendisine efsane silahlarını, yani Ebony ve Ivory'yi verecek olan Neil'la tanıştı. Daha sonra Bobby'nin mahzeninde bir katliam meydana geldi. Guru adında bir adam öldürüldü. Kızı bulunduğu hastanede bir iblis istilası sırasında öldü. Tüm bunlardan dolayı Dante sorumlu tutuldu. Neil de bu kriz sırasında Gilver tarafından öldürüldü. Dante onu öldüren adamın kimliğini biliyor olsa da bu konuda ağzını sıkı tuttu. Dante isimsiz dükkanında otururken Enzo isminde bir içeri girdi ve ona bir işi olduğunu söyledi. Bu işe ilgi duyan Dante Enzo'nun mekanına gitti. Sadece tabancalarıyla bazı iblisleri yendikten sonra Alice adında kayıp bir kızın dönüşü için 4 milyon dolar ödül sunan bir broşür aldı. Başlangıçta bu işi yapma konusunda biraz isteksizdi ama sonunda para vardı ve bunu yapmayı kabul etti. İblislerle dolu bir kaleye gitti. Birkaç kavgadan sonra Alice'in tavşan bebeğine sahip olan bir iblis gördü. Daha sonra Alice'i buldu, Alice'le flörtleşmeye başladı. İkisi beraber takılırlarken Alice bir anda sinirlendi ve iblise dönüştü. Buna karşılık olarak Dante de ona zarar vermeden yenebilmek için şeytan formuna dönüştü. Buradaki beyaz tavşan Dante'ye işi verenin kendisi olduğunu söyledi. Bu durum Dante'yi rahatsız etse de gerçek olan şey buydu. Dante ona bütün bunları neden yaptığını sorduğunda tavşan sadece Sparta'nın efsanevi oğlunu iş başında görmek istediğini söyledi. Dante'nin neler yapabileceğine tanık olan beyaz tavşan Dante'ye ödülünü çoktan ödediğini söyledi. Buradan ayrılmadan hemen önce Dante'nin istemediği kolyenin yarısını almayı teklif etti beyaz tavşan. Daha sonra Dante dükkanına geri döndü ve Alice'le karşılaştı. Alice onun kolyesini çalmayı başardı. Dante Alice kaçtığında onu takip etti ve en sonunda deli şapkacıyla tanıştı. Buradaki geçen sohbetlerde Dante kendisine verilen teklifleri reddetti ama en sonunda ikiz kardeşi olan Virgil ortaya çıktı. Dante kardeşini gördüğünde çok sevindi çünkü kardeşi hayatta kalabilmişti ama bu sevinci kursağında kaldı. Çünkü kardeşi ondan çok farklı bir şekilde düşünüyordu. Kardeşiyle arasında burada bir savaş geçti. Virgil bu savaşı kazansa da Dante'ye kolyesini geri verdi. Bundan sonra da ikizlerin yolları tekrar ayrıldı. Dante yine bir gün dükkanda otururken Arkham geldi ve ona Virgil adına geldiğini söyledi, bir davetiye verdi. O ayrılır ayrılmaz Dante saldırıya uğradı. Ama o bunun için çok önemli bir şey değildi. Zahmetsizce hepsini öldürmeye başardı. Davete cevap vermek için yola çıktı. Bu sırada Virgil babasının kılıcını tekrar elde etme planlarından bahsediyordu Arkham'a. Dante kuleye gittiğinde babası tarafından mühürlenen şeytani kapı bekçilerinin yanı sıra Arkham'ın peşinde olan iblis avcısı Lady ve onun kuleden kendi başına geçiren iblis Jester ile karşılaştı. Onları yenmeyi başardı. En sonunda kulenin tepesine çıkmayı başardı ve ikiz kardeşler yeniden savaşmak için karşı karşıya geldiler. Dante babasından güç almayı reddediyordu, Virgil bunu sorguladı. Dante'ye göre babası onun için hiç yanında olmadı, o yüzden babasının gücünü almayı reddediyordu. Virgil Dante'nin bu fikirlerinden dolayı hayal kırıklığına uğradı ve onu kolayca yendi.
Atık kolye Virgil'in elindeydi. Dante ayağa kalkmaya çalışırken kardeşi onu kendi kılıcıyla bıçakladı. Dante Rebellion'un kanını tattıkça bir değişim geçirmeye başladı. Artık onun şeytani gücü tetiklenmişti. Bu yeni güçle intikam almak ve kolyesini geri almak için kardeşinin peşinden gitti. Daha sonra Dante Lady ile buluştu ve onunla uzun bir konuşma yaptı. İleride de Lady ile beraber Virgil ile karşılaştı. Aslında buradaki her şey Arkham'ın planıydı. O Sparda'nın gücünü kazanmak istiyordu. Onu kazandığı zaman yenilmezdi. Olacaktı. Burada çıkan savaşta iki kardeş yan yana savaşmışlardı. Ama savaşın sonunda yolları yine ayrı düşecekti. Savaşın sonunda Dante'nin artık yeni bir ortağı vardı. O da Lady. Dante'nin isimsiz dükkanına atıfta bulunarak Lady belki oralarda bir yerde şeytan bile sevdiğini kaybettiğinde ağlayabilir sözünü söyledi. Bundan sonra Dante'nin dükkanının ismi Devil May Cry oldu. Dante bir gün dükkanında otururken Trish adında gizemli bir kadın tarafından saldırıya uğradı. Bu saldırıyı kolayca savuşturmayı başardı. Bu saldırının amacı bir testti. Dante'yi İblis İmparatoru Mundus'un Mallet Adası'na göndermeyi planlıyorlardı. Dante bunu kabul etti, kadın onu oraya götürdü ve aniden ortadan kayboldu. Dante kalede dolaşırken Pantom isminde örümceğe benzer bir iblisle karşılaştı. Onu yenmeyi başardı ama örümcek onun karşısına bir daha çıktı ve onu kovalamaya başladı. Kalede gezinmeye devam ederken Dante Nello adında bir iblisle savaştı. Dante bu savaşı neredeyse kaybedecekti ama iblis onun taktığı kolyeyi görünce aniden kaçmaya başladı. Bu iblis sonraki görevlerde Dante'ye tekrar saldırdı ama en sonunda Mundus tarafından mağlup edilip manipüle edilen Virgil olduğu ortaya çıktı. Nero Angelo'nun son yenilgisinden sonra iki kolye birleşti ve Sparta'ya dönüştüler. Dante ileride Trish ile karşılaştığında Trish ona ihanet etti ve kendisinin de Mundus için çalıştığını söyledi. Burada Dante büyük bir savaşa girdi ve canavarı öldürmeyi başardı. Ortaya çıkan bir kaosta oda çöktü ve Trish neredeyse eziliyordu. Dante Trish'in annesine benzediğini düşünüyordu, bunu iddia ederek onu kurtardı. Ama ihanetinden dolayı da çok sinirliydi, ondan uzak durması için onu uyardı. En sonunda Trish'i öldürmek üzere olan Mundus'la yüzleştiğinde Dante onu kurtarmayı seçti ama yaralandı. Mundus onu öldürmeye çalıştı ama Trish önüne atladı. Olaydan sonra duyduğu duygulardan dolayı tüm gücünü açığa çıkaran Dante babasının şeklini aldı. Daha sonra da Mundus'la savaştı. Dante burada Mundus'u yendiğini zannetti. Kılıcını ve kolyesini yerde hareketsiz yatan Trish'in gövdesine bıraktı. Kaleden tam ayrılırken karşısına Mundus çıktı ve ona saldırdı. Bunun ardından Trish de oraya dahil oldu ve Dante'ye gücünü geri verdi. Dante Mundus'la çok güçlü bir şekilde savaşarak onu mühürlemeye başardı. Trish Dante'den özür dileyerek ağlamaya başladı. Daha sonra ada çökerken Dante ile birlikte Trish bu uçakla oradan kaçmayı başardılar. İlerleyen bölümlerde Enzo isminde biriyle çalışıyordu. Enzo antik kalıntıları araştırma işi yapıyordu. Dante de ona yardım ediyordu. Enzo bu arada iblislere inanmıyordu. Enzo silaha benzeyen bir kalıntı elde etti. Trish'e göre bu efsanevi bir iblis silahı olabilirdi. Arkadaşı için endişelenen Dante Enzo'nun yanına gittiğinde onun kalıntılar tarafından sömürüldüğünü fark etti ve onu kurtardı. Bir gün Lady, Petty ve Enzo Dante'yi beklerken Enzo'nun yanına gizemli bir genç kadın geldi ve Enzo'ya bir çeşit yapboz sattı. Lady bu yapboza dokunduğu zaman içindeki bir şeytani güç tarafından ele geçirildi. Dante herkesi kurtarmak için tam zamanında geldi ama yanında hiç silah yoktu. Enzo'nun kendisinin borçlarını silmesi şartıyla Enzo'yu kurtardı. Daha sonra da Lady ile dövüşmeye başladı. Ona zarar vermeden Lady'yi kurtarmayı da başardı. Trish bu olaylardan sonra Dante'ye Enzo'yu başka bir olaylara dahil etmek istemediğini söyledi. Ama Dante onun fazla konuşmasını engelledi. Daha sonra Petty ile ilişkili bir yetimhaneyi yöneten Foster adında bir kadın Dante'ye iş verdi. Peter Pan kalanında bir şeytan çocukları yetimhaneden kaçırıyordu. Onları Neverland adlı bir yere götürüyordu. Çocuklara Dante'nin Kaptan Hook olduğuna ikna etti. Peter Pan sonunda Trish tarafından yenildi. Dante yine dükkanında dururken Lady ona bir iş teklif etmek için geldi. Trish daha Dante'yi beklemeden orada görüşürüz mesajıyla olayı duyduktan sonra oradan ayrıldı. Dante'nin de Lady ile beraber oraya gitmekten başka şansı yoktu artık. Nero'nun çatılardan bir grup korkuluğu yenmesini izledikten sonra Dante bıçak festivali sırasında opera binasının çatısından girdi. Saba'nın papasını infaz etti ve onu bastırmaya çalışan kutsal şövalyeyi öldürdü. Kutsal şövalyelerden biri olan Nero, Dante ile savaşmaya başladı. Onu bir şekilde alt etmeyi başardı. Ama aslında Dante burada alt olmamıştı, Nero'yu övdü. Nero'ya daha sonra öldürdüğü kişilerin aslında iblis olduğunu söyledi. Nero'ya şifreli bir mesaj vererek oradan ayrıldı. Biz aynıyız.
Gerçi diğerlerinden farklı bir şey taşıdığından şüpheleniyorum. Dante oradan ayrıldıktan sonra Credo'nun emriyle Nero onu takip etmeye başladı. Nero Dante'yi yakaladı ama o da ihanete uğramıştı. Başta yine Dante yenilmiş gibi görünse de Nero bu dövüşü kaybetti. Çünkü Dante Nero'yu öldürmek için savaşmıyordu. Dante en sonunda Agnus'u buldu ve onu yenmeye başardı. Cehennem kapısını kapattı ve onu yok etti. İlerleyen zamanda Dante dükkanının faturalarını ödeyemediği için dükkanının elektriği ve suyu kesildi. Ama bu durum Dante'ye gelen bir iş teklifiyle değişecekti. Teklifi veren Morrison, Dante'yi gizemli V isminde biriyle tanıştırdı. Bu macerada Dante'nin karşısına yine bir farklı isim kullanan Virgil çıktı. Bu macerada aldığı bir darbe nedeniyle bir ay boyunca komada kaldı Dante. Ve ne zaman onu Sparta'nın kılıcıyla bıçakladı, o zaman Dante ayıldı. Uyandığında bütün her şeyi tekrar dinledi. Böylece Iruzen'le tekrar savaşmaya başlayacaktı. Yani Virgil'le. Virgil'i yendikten sonra orası yine parçalanmaya başladı. Burası yıkılırken Dante oradan çıkmayı reddetti. Kardeşi Virgil'le beraber orada sıkışıp kalacaklardı. Böylece Virgil'le birlikte savaşmaları devam edecekti.